Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Bugün hangi aracın babuol testini çekeceğiz? Kancar. Kancar. Evet, sen buna kancar diyorsun. Herkes çok seviyor bu işi. Kancar. Renault Kancar. Tabii ki doğrusu Renault Kadjar. Makyajlı model. Ama önce bir geçmiş olsun diyelim herkese. Çünkü bugün deprem oldu Selim. Evet. Bayağı da yüksekti. Yani orta ölçekli diye geçiyor. Orta büyüklükte. Ne yaptın? Sen okuldaydın. Biraz anlatır mısın? Ayağım çaldı okulda. Evet, sonra ne yaptınız? Ben o sırada çiş yapıyordum. Haydi, tuvalette yakalanmışsın. Sonra? Çıktık dışarıya. Koşa koşa. Evet. Merdivenlerden ben atladım üçüncü basamak. İkişer üçer değil mi? Atlaya atlaya basamaklara evet. İnmişsin. Sonra sınıfımı geçtim koşa koşa. Sonra sınıfımın nerede olduğunu aradım yani arkadaşlarımın. Evet. Öğretmenlerimin. Sandım ki onu sokağa çıkacağız. Bahçeyi de terk ediyoruz sandım. Sonra bizi çağırdılar. Geldim seni aldım. Zaten okul çıkışına çok da uzak bir saatte değildi deprem. Geldim aldım seni. Şimdi de çekime geldik. Tekrar herkese geçmiş olsun diyoruz. Evet. Selim bu makyajlı model ama bence makyajdan öte yenilikler var. Ön tasarım, arka tasarım değişti. İç mekanda değişiklikler var. Ama en önemli değişiklik motor kaputunun altında. Yeni motor var biliyor musun? Hayır. Önce ondan başlayalım istersen. Tamam. Sen de böylece öğrenmiş olursun. Bir açar mısın motor kaputunu? Bu arada ben bazı bilgiler vereyim. Selim motor kaputunu açarken bu renk yeni. Makyajla geldi. Demir mavi diye geçiyor. Ayrıca Ural yeşili ve arsenik gri diye iki renk daha var. Yani toplam 3 renk makyajla beraber yeni. Bu arada Selim biz bu otomobili daha önce senle 15 Temmuz 2017'de Babaoğlu test videosunu yayınlamışız. Ama o 1.5 turbo dizel motora sahipti. Bu farklı bir motor. Gelin görelim. Artık ürün gamında 1.2 değil 1.3 litrelik turbo benzinli motor var. Daimler'le yani Mercedes-Benz'le ortak geliştirildi. Şöyle gösterelim. Şurada yalıtım malzemesi var. Herhangi bir koruma kapak yapmamışlar motorun üst kısmına. Bak Selim böyle çıplak görebiliyorsun motoru. Biraz dinleyelim nasıl çalışıyor. Sonra da özelliklerini zaten sürüş sırasında anlatacağız. Ama motor kaputunun maalesef çok ağır olduğunu belirteyim. Önce ön tasarımdaki yeniliklerden bahsedelim mi? Evet. Farlar, sis farları tasarım olarak yenilendi. Ayrıca bizim en üst pakete sahip test aracımız ikon donanım. Tüm aydınlatmalar LED Selim. Bak, örnek olarak ben burada sinyal verdim. LED sinyaller. LED Pure Vision adlı LED kısa farlar. Ayrıca uzun farlar da LED. Bak sis farlarını yaktım. Ön sis farları onlar da LED. Bu arada krom kaplama geldi. Bak ön ızgaraya devasa bir Renault logosu var. Nasıl buldun otomobilin ön tasarımını? Güzel. Güzel değil mi? Şimdi gel şöyle yandan dolaşalım. Boyutları değişmedi. Şöyle gösterelim. Baba. Efendim canım. Ben hala yerde deprem hissediyorum. Bir süre insan böyle hissedebilir. Ayrıca bu büyüklükteki depremlerden sonra daha küçük büyüklükte depremler oluyor Selim. Belki şu an oluyordur. Hissediyor olabilirsin. Bu arada lastikler hakkında bilgi verelim. Michelin Pilot Sport lastikler takılı test aracımızda 225-45R19. 19 inçlik bayağı büyük lastikler var bizim aracımızda. Bak şöyle arkadan göstereyim otomobili. Arka tasarımda da yine tampon değişti. Stop lambaları değişti. Ve bak bunlar da LED özellikli Selim. Evet. Gördün mü? Baba bir şey bak dedim. LED. Söyle dene. Sürüşe çıkarken sopa mı koyacaksın altına? Evet. Koy bakalım. Eğlence olur. LED stop lambaları şurada yaktım. Sinyal verdim. Ve sis farlarını da yaktım. Sis farları da hem solda hem sağda yanıyor. Benim sevdiğim gibi. Tabii sürüşe çıkarken sis olmadığı için sis farlarını kapatıyorum. Bir de taş koyacağım. Ama sivri değil. Koy bakalım. Evet. Sivri olmasın patlar yoksa. Bagaj kapağı elektrikli değil. Şuradan açılıyor. Biraz aşağıdan açılıyor. Şurada kamerayı da göstereyim. Geri görüş kamerası var. Selim bak bagajın özelliklerini anlatalım. Bagaj 527 litre. Ve şöyle bak fonksiyonel özellikler var. Kaşkay'da da vardı. Zaten bu Kaşkay'ın kuzeni biliyorsun. Bak şöyle mesela yapabiliyorsun pandizotu. Böyle yaptığında şuraya koyduğun eşyalar
sabit kalıyor. Mesela bir alışveriş yaptın diyelim. İstersen bunu en alt zemine de koyabiliyorsun ama böyle durduğunda düz bir zemin oluyor. Bu da aynı şekilde şu şekilde kalkabiliyor. Ayrıca burada çanta ya da başka bir eşya koyabileceğin yerler var. Burada askı var. Burada arka koltukları öne katlama mekanizması var. Şimdi onu deneyeceğiz. Burada da aynalarının simetrisi var. Şu şekilde bagajı göstermiş olayım. Selim, bir de benim çok sevdiğim bir özellik var. Değiştirmemişler. Ön yolcu koltuğu ikon donanımında öne katlanabiliyor. Şimdi onu göstereceğim izleyicilerimize. Ben şimdiden bakacağım. Tamam, bak. Selim, yanlış koltuğa gittin. Sürücü koltuğuna gittin. Ben ön yolcu koltuğunu öne katladım. Şimdi bak, şuradan da buradaki koltuğu katlayayım ve izleyicilerimize göstereyim. Bagajdan en öne kadar 2,5 metre uzunluğunda yük taşıyabilirsin Selim. Sen hemen gir, ben de seni şuradan çekeyim. Şu koltuğu öne katlamak çok pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Şunu çekiyorsunuz ve bunu katlayabiliyorsunuz. Nasıl oldu Selim? Bak, önden arkaya da çekeyim. Çok güzel bir yükleme yapabilirsin bu araca. Uzun, böyle mesela aklıma şey geldi, bir dekorasyon marketinden kendin evde monte etmek üzere alacağın bir kütüphanenin parçalarını bile sığdırabilirsin. Evet. Güzel değil mi? Eşikte Kaccal yazdığını belirterek bu kapının incelemesine başlayayım istersen. Ben şurada da yatayım. Sen yat, uyu orada. Eşya gözü. Hadi bakalım. Aa, kendine eşya muamelesi mi yaptın? Evet. Hadi bakalım. Ben şurayı anlatayım o sırada. Bu arada tüm camlar tek dokunuşlu hale geldi. O da makyajla gelen bir yenilik. Burada bir krom çıta var. Burası deri. Burası yumuşak plastik. Burada da güzel çift dikişli bir deri var. Ayrıca şurada kaplama var. Bu da yeni bir özellik bildiğim kadarıyla. Eşya gözünde. Buraya da 1,5 litrelik su şişesi sığabiliyor. Hoparlör var burada. Burada hava yastığı iptal mekanizması. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir havalandırma kanalı. Büyük, etrafı krom kaplı. Bir tane de sabit havalandırma kanalı var. Merhaba. Selim, şimdi o koltuğu ben normal pozisyonuna getireceğim. Tamam mı? Tamam. İn bakalım. Normal pozisyonuna getirelim. Keşke tabii bagaj kapağı elektrikli olsaydı. Maalesef değil. Şuradan ya da şuradan tutarak şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Büyük bir Kaccar yazısı ve diğer özelliklerden zaten bahsettik. Şöyle bir difüzör yapmışlar ama ben size şöyle alt kısmını da otomobilin göstermiş olayım. Evet, şimdi ön yolcu koltuğunu normal hale getirip iç mekan incelemesine geçebiliriz. Bu arada Selim otomobilin içinde kayboldu. Neredesin Selim? Bilmiyorum. Aa, saçlarını gördüm. Saçlarını gördüm. Hadi gel bu tarafa. Tamam. Şu kapıyı açayım. Buradan in. Ön yolcu koltuğuna otur. Ben de diğer taraftan geliyorum. Şöyle aracı tekrar bir göstereyim size. Krom tavan barı SUV'ların olmazsa olmazlarından. Krom çerçeve yine otomobili sportif gösteriyor. Gövde rengi, kapı kolları ve dış dikiz aynaları var. Aynalarda sinyaller mevcut ve köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Panoramik cam tavan da var. Onu iç mekan incelemesinde göstereceğiz. Evet, şuradan başlıyorum Selim. Burada yenilik var çünkü. Eskiden elektrikli ayna ayar butonları buradaydı. Şu sinyali kapatayım, gürültü yapmasın. Farları da oto konumuna getireyim. Şu mekanizmalar daha değişik, döndürmeli buton şeklinde buradaydı. Buraya almışlar makyajla beraber. Az önce diğer kapı için incelerken söyledim. 4 cam tek dokunuşlu olarak açılır, kapanır hale getirilmiş. O da güzel bir özellik. Gerçi şurada 3 parmak kadar bir kapalı kalan alan kalıyor ama olsun. Evet, oradan ayna katlanabiliyor elektrikli olarak. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var Selim. Malzeme kalitesi deminki kapı içindeki gibi. Deri, yumuşak plastik, sert plastik, içi kaplamalı, eşya gözü ve hoparlör. Şurada far yükseklik ayarı var. Burada 2 tane boş buton var. Eco, ekonomik mod, sürüş modu. Bu da start stop'un açma kapama tuşu. Burada yine havalandırma kanalları, yine Kaccar yazısı eşikte. Gaz ve fren pedalları. Buradan kaputu açmıştı Selim. Burada da ayak dinlendirme yeri var. Deri koltuk. Deri koltukta ekstra bir donanım var Selim. Evet, anahtarı gösterelim. Kart şeklinde. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da var otomobilde. Onu hemen ben bir göstereyim izleyicilerimize. Anahtarla yaklaştığınızda şu düğmeye bastığınızda kapılar açılıyor. Selim, bak şu yeni
Eski kazıcılarda yoktu bu bizim test ettiğimizde. Uzun boylular rahat edecektir. Ayrıca yan yükseltileri gayet yeterli. Deri koltuklar var. Sürücü tarafındaki elektrikli ayarlara sahip. Ayrıca şurada göstereceğim. Bel desteği de var ama onun yerini biraz kötü yapmışlar. Şuradan bel desteği de yapabiliyorsun. Şurayı şişirip indirebiliyorsun. Bak sen öyle yap istersen, ben buradan çekeyim. Evet, oldu. Oldu. Şurası şişti. Evet. Onu söylemek istemiştim izleyicilerimize. Şimdi aracın içine biniyorum. İçerideki değişiklikleri ve diğer bütün özellikleri de her zamanki gibi anlatacağım. Direksiyonda herhangi bir değişiklik yok. Bu arada hemen klima açalım çünkü sıcak oldu. Senin camını da şuradan açayım. Terlemeden çekimimize devam edelim. Şöyle bir önce 19 dereceye ayarlayalım. Klimayı ellemişken hemen bir anlatayım. Klima butonları yeni Selim. Eskiden böyle değildi. Çok şık oldu. Alüminyum malzeme kullanıldı. Gayet güzel. Hem hissiyatı hem de kullanımı gayet kolay. Air Condition buradan açılıyor. Buradan hem basmalı modunu ayarlıyorsun. Hem çevirmeli buton var. Fanını ayarlıyorsun. Burada bu tarafa ayrı, bu tarafa ayrı. Yani çift bölgeli ayar yapabiliyorsun. Mesela şöyle bir tarafa 20, bir tarafa 19 yapabiliyorsun. Buraya değinmişken şu ekran da yeni. Ondan da bahsedelim. 7 inçlik R-Link 2 ekranı. Bak, otomatik park sistemi de var. O eskiden burada fiziki bir düğmeydi. Bak, park edebiliyorsun otomatik olarak. Evet, şu ekrandan çıkalım. Ana menü ekranı bu Selim. Burada eskiden ana menü ekranı, park sisteminin ekranı fiziki kumandaydı. Ve ses açma kapama çevirmeli butonu vardı. Şimdi onlar böyle fiziksel değil, dijital olmuş vaziyette. Şuradan da elektronik sürüş destek sistemlerine geçiş yapabiliyorsun. Efendim canım, bir şey mi söyleyeceksin? Ben şimdi bunu hareket edeyim. Frene basmam lazım. Evet, 7 ileri EDC çift kavramalı otomatik şanzımanın vites kolu. Evet, şu an sen D'yi aldın direkt. Ama aslında P'den önce R'ye alınıyor. Ve burada geri görüş kamerası çıkıyor. Bakalım kılavuz çizgiler dönüyor mu? Evet, dönüyor. Ayrıca 360 derece bak, park sensörü de var. Sonra şöyle N, böyle D'ye aldığında sola çektiğinde artı, eksi vites değiştirebiliyorsun. Ayrıca orada yine ekranda kameralar çıkıyor. Burada bu 4x2 model Selim. 4x4 olsaydı, eskiden vardı 1.6 DCI motorda 4x4 seçenek vardı. Burada onun kumanda birimi vardı. Ama şu an bu 4x2 olduğu için buraya böyle bir şey yapmışlar. Ben para koydum oraya. Elektrikli park freni var. Hız sabitleme ve sınırlama düğmeleri burada. Yeni Clio'da artık onlar buraya alındı. Bunda da jenerasyon değişikliğinde oraya alınır diye düşünüyorum. İki tane bardaklık var. Bak, burada iki kademeli ısıtmalar var. Senin koltuğun ve benim koltuğum için. Gördün mü? Oradan çalışıyor. Burada da bakalım üstü kayıyor muymuş? Şu mataranı şey yapalım. Evet, bak üstü böyle ileri geri kayan. Şöyle iki kademeli bir torpido var. İçi bayağı büyük ama bir kaplama, bir USB girişi vesaire ya da bir aydınlatma yok. Onu oradan almanı rica edeceğim çünkü yüksekliği el vermedi. Evet, oraya koyabilirsin. Ekrandan bahsettik yenilik olarak. Klimadan bahsettik. Yani şuralar komple yeni. Şu aşağıda da 2 adet USB ve auxiliary girişi geldi. Burada ayrıca bir 12 voltluk giriş de var. Ama bizim test aracımızda burada kablosuz şarj imkanı yok. Selim, şu da yeni. Bak şu düğme. Merkezi kilit düğmesi eskiden kapı içindeydi. Şimdi buraya geldi. Burada hava yastığı uyarısı vardı. O buraya geldi. Gördün mü? Evet. Bu arada burayı da göstermiş olalım. Burada da LED aydınlatmalar var. Sen orayı gösterdin. Evet. İçi bak, buranın da güzel bir malzemeyle kaplı. Bak, yumuşak. Aydınlatmalı ve çok büyük bir torpido var. Evet. Malzeme kalitesi bak. Yumuşak plastik. Şurası deri. Şuradan itibaren sert plastik. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Ve bak, şuna bastığında ne oluyor? Demin dışarıdan göstermiştim. Panoramik cam tavan. Ancak açılma özelliği yok. Sadece perdesi elektrikli olarak açılıyor, kapanıyor. Ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı olması güzel bir özellik. Kendine mi ayarladın aynayı? Evet. Süper. Şuna bakalım. Siperlikte seninkinde kart koyma yeri yok ama güzel ışıklı ayna var. Bu ışıklar LED değil. Onu belirtmiş olalım. Burada kart koyma yeri olan ışıklı ayna var. Benim tarafımda tutamak, senin tarafında da tutamak var. Ve evet, artık arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Evet.
Evet. Hadi bakalım. Bak kendimi ayarladım. Aa süper. Burada direksiyon olsa sen kullanırsın arabayı. Haberin evet. olsun. Kullan bakalım biraz. Ama yeterince uzanamıyorum. Evet. Evet, bir de arka koltuk incelemesi yapalım. Camı göstermiştik zaten. Yaprak buldum. Aa, yaprak mı buldun? İyi. Sonbaharda bol bol yaprak dökülecek artık böyle ormanlarda. Normal. Camı göstermiştik. Artık burası sert plastik arka koltuk sırasında. Ama şurası deri kaplı. Burada daha küçük bir eşya gözü var ama güzel içi bir halıyla kaplı. Burada bir hoparlör var. Burada cepler var. Senin tarafında var mı cep Selim? Var değil mi? Evet. Güzel. Bak burada havalandırma kanalları hem de açılıp kapatılabiliyor, yönlendirilebiliyor. Bunlar da yeni bak 2 adet USB. 2 de önde vardı. 4 oldu. Bir tane daha 12 voltluk giriş. Önde de vardı. 2 oldu. Şaft tüneli yükseltisine bakalım. Evet. Orta karar. Ne çok yüksek ne çok alçak. Evet. Perdeyi kapatıyorsun Selim. Zaten cam açılmıyor. Sadece perde açılıp kapatılıyor. Demin ben söylemiştim izleyicilerimize. Isofix bağlantısı çok kolay yapılıyor. Şunu kaldırdığınız zaman tekrar sonra yerine takabiliyorsunuz zaten. Koltuğu takabiliyorsunuz. Koltuklar deri. Bu arada çift yoğunluklu köpük kullanılmış koltuklarda. Daha konforlu ve sağlam Selim. Söyle. Baba bana şu yaprağı verebilir misin? Vereyim. Hemen şuradan alayım. Uzanabilirsem. Evet. Sonbahar kendini artık belli etmeye başladı. Bak sararmış yapraklar dökülüyor. Şurada kol dayamayı gösterelim Selim. Biraz dikkat et. Sırtına çarpmasın. 2 adet bardaklığı var. Ve üstü deri kaplı güzel bir kol dayama var. Ben bir oturayım diz ve baş mesafelerini gösterelim. Babacım ben bunu eve götüreceğim. Götür, götür. 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayarıma sahipken diz mesafesi gayet güzel. Sen de bir benim baş mesafemi ölçmek için şöyle tutar mısın kamerayı? Evet, çok karanlık yani gözüküyor. 3 parmak. 3 parmak girdi Selim. 3 parmaklık bir baş mesafesi var. Şöyle ön tarafı göstermek istiyorum. Karanlık mı çıktı? Evet. Tamam. Senin bu arada yüzünün şurası çizilmiş biraz. Ben de aynadan gördüm. Boyayla mı çizdin okulda? Ben boya yapmadım. Bilmiyorum ki. Çizilmiş, nasıl çizilmiş bilmiyorum. Bu arada şu ekranda söylemeyi unuttum. Apple CarPlay var. Onu da belirtmiş olayım. Şuradaki ana göstergede ayarlar değiştirilebiliyor. Onları gösteriyorum ve daha sonra sürüşe çıkıyoruz Selim. Baba. Tamam mı? Şunları da gösterelim. Burada tutamak, askı ve aydınlatma var. Aynı şekilde burada da aynı üçlü mevcut. Ama her zaman dediğim gibi keşke şurada da bir askıya yer verilmiş olsaydı. Evet. Bu ekranda menü tuşuna bastıktan sonra sisteme girdiğinizde ekran ayarları çıkıyor. Hem bu ekranı merkezi ekran diye ayarlayabiliyorsunuz. Negatif tema, pozitif tema şu an böyle oldu. Beyaz zeminli. Ben negatifi daha çok seviyorum. Ve parlaklıkları gündüz ve gece olarak seçebiliyorsunuz. Şuradan geri gidelim. Gösterge paneli ekranı ise şurada. Şuradaki ekran. Ve bakın stil 1, stil 2, stil 3 ve stil 4 var. Ben size onları göstereceğim. Şu an stil 1'de. Şöyle tutarken ona bastım. Stil 2 oldu. Böyle de kullanabilirsiniz. Stil 3'e bastım. Böyle oldu. Ve stil 4 böyle. Sürüşe geçtik. Evet. Ve mandaların yanından geçtik değil mi? Evet. Gerçi bu 4x2 önden çekişli bir SUV ama hafif arazide de gayet konforlu değil mi? Evet, çok. Eskiden 1.6 litrelik turbo dizel 4x4'ü vardı ama artık o satılmıyor. Yine eskiden 1.2 litrelik turbo benzinli motoru vardı. 130 beygirdi. Artık o da satılmıyor. Kaputu açıp gösterdiğimiz bu yeni motor
iki güç versiyonuna sahip. Bizimki güçlüsü 160 beygir güç üretiyor Selim. Bir de ürün gamında aynı motorun, yani bu 1.3 litrelik motorun 140 beygirlik versiyonu da var. O hem manuel hem EDC, yani çift kavramalı otomatik şanzımanla satılıyor. Bu bizim kullandığımız sadece EDC şanzımana sahip. Selim, şimdi güzel bir asfalta geldik. Aracın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sana. Tamam. 160 beygir güç ürettiğini belirtmiştim. 260 Nm maksimum torka sahip. Boş ağırlığı 1360 kg bu kompakt SUV'un. Maksimum hızı bayağı güzel. Saatte 210 km. Bayağı iddialı. 0-100 hızlanması da iyi. 9.3 saniye. Yani bu tür bir araç için gayet yeterli. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.7, 5.9 litre bölü 100 km. Ama ben aracı teste aldığımda yol bilgisayarını sıfırlamıştım. Videonun sonunda bizim tüketimimizi de izleyicilerimize aktaracağım. Bu arada bu koltuğun öne katlanması ne kadar güzel, değil mi? Evet. Ne kadar güzel görüyorsun. Eğer burada biri oturmadığı zaman bunu katladığımızda etrafına, değil mi? Evet. Harika. Ve bu açıdan da çekim yapabiliyoruz. Gayet güzel bir açı elde etmiş vaziyetteyiz. Evet. Bir de makyajlı kacarın fiyatlarından bahsedeyim Selim. 3 tane versiyon var. Bir tanesi 1.3 TC'ye 140 beygir. Manueli var. EDC şanzımanlısı var. Bir tanesi bu bizim kullandığımız yine 1.3 TC'ye ama 160 beygir. Bu sadece EDC şanzımanla satılıyor. Bir de turbo dizel motor da yenilendi. 1.5 litrelik motor eskiden 110 beygir güç üretiyordu. Artık 115 beygir. Eskiden adı DCI idi. Şimdi Blue DCI oldu. Manuel ve EDC şanzımanlarla satılıyor. 3 tane donanım var. Touch, Touch Roof ve ikon. Bu ikon bizim kullandığımız. Bütün Kadjar ürün gamının fiyatları ise 175.650 lira ile 245.250 lira arasında değişiyor. Ne yazık ki direksiyon simidinde kolcuk yok. Kolcuk olsaydı daha iyi olurdu. Ama buradan kumanda edebiliyorsun. Bak şöyle eksi, eksi, eksi yapalım. Biraz daha yavaşlayıp bir basalım mı? Evet. Bastım. Kendi değiştirdi vitesi. Güzel atak değil mi? Yani 160 beygir güç ve 260 Nm torktan bahsediyoruz. Önümüzdekileri hemen yakaladık. Hemen yakaladık önümüzdekileri. Gayet güzel gitti Selim. İstersen evet. D'yi alıyorsun. Herhangi bir sport mod yok. Sadece bu tarafta, sol tarafta eco modu var. Daha düşük yakıt tüketmek için. Ama ona basılı değilken normal modda yol alıyorsun. Sürüş pozisyonunu çok rahat buluyorsun Selim. Elektrikli ayarlara sahip sürücü koltuğu. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı mevcut. Görüş açıları gayet geniş. Kör nokta uyarı sistemli dış dikiz aynaları büyük. Bu aynada kendinden kararmalı ve yeterli büyüklükte. Şu ekran biraz daha yukarıda olsaydı daha iyi olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Ancak dörtlü flaşörün yeri gayet iyi. Dediğim gibi merkezi kilit butonu da buraya alınmış vaziyette. Selim, bir de 0-100 deneyelim mi? Evet. Sayar mısın? 1-2-3 diye. 1-2-3. Bastım. Söyleyeceğim 100 olunca. 100. Gazı da var bak. 120. Baba. Efendim? Renault Kangar daha mı hızlandı? Hızlandı tabii. Demin anlattım ya. Eskiden 130 beygirlik 1.2 litrelik bir motoru vardı. Şimdi 1.3 litre oldu. 160 beygire çıktı. Çok güzel. 160. Eskiden 130'du. 160 beygir. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yani ikisini yan yana koyarsan, evet, yarıştırırsan bu diğerini geçer mi? Geçer. Evet. Daha güçlü. Dizel motorda demin 5 beygir arttığını söylemiştim. Ayrıca 10 Nm'de torku da arttı. Yani hem dizel motor hem benzinli motor eskisinden daha performanslı Selim. Tamam. Selim, bir de otomobilin otomatik park sistemini gösterelim. Daha önceki Kadjar'da da göstermiştik. Şuradaki düğme, düğmenin yeri farklı artık. Ve sağ sinyal verdim. Bakalım, bir boşluk bulduğunda bana dur diyecek. Şöyle gidiyoruz. Şurası müsait, bakalım dur diyecek mi? İleri gidin diyor. Dur dedi.
durdum. Geri vitese aldım Selim. Ve bak ellerim burada. Gaz veriyorum. Bak kendi döndürecek direksiyonu. Gördün mü? Döndürdü. Zevkli değil mi çok? Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece gaz veriyorum hafif hafif. Bakar mısın? Nasıl bakalım? Süper. Harika. Şimdi biraz ileri gideceğiz. Toparlayacak direksiyonu. Bu kadar basit. P'yi aldık. Nasıl? İyi. Süper değil mi? Evet. Artık inebiliriz araçtan. Yani böyle oluyor ya, arabayı daha yeni kullananlar. Evet. Fark etmeyi bilmeyenler. Doğru. Kameraya konuşabilirsin. Onlar evet. İçin çok iyi oluyor. Evet. Bence de. Süper bir özellik. Çok rahat ve parktan çıkışa da yardım ediyor bu. Sadece park etmek için değil. Şu an buradan çıkmak için de o düğmeye basıp manevrayı ona yaptırabilirim. Ama sen artık kemerini çıkarttın. Bir başka zaman, tamam mı? Tamam. Evet. Ben çıkartabilirim. Testimizin sonunda sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. Tam 350 km kullanmışım aracı. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre bölü 100 km olmuş. Ortalama hızım ise 28.6 km bölü saat. Şuradaki eko butonunu, eko modunu hiçbir zaman aktif etmedim. Stop start her zaman aktifti. Arada bir tabii ki testte de gördüğünüz üzere performans denemeleri yaptık. Selim, bir baba ol test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.